Şimdi iki babanın oyununu inceliyoruz. Beyazlarla oynayan Mikhail Tal, siyahlarla oynayan Tigran Petrosyan. İkisi de dünya şampiyonu oluyor. Sene 1958, Mikhail Tal 22 yaşında. Petrosyan ondan 7 yaş büyük 29 yaşında. Mikhail Tal bu turnuvada roket gibi ilerliyor, yükseliyor. Birinci bitirecek Sovyetler Birliği'nin birinciliğini ve sonrasında Zonal, interzonal elemeler derken Botvin'in karşısına çıkacak ve Botvin'i yenebilecek. Ne var ki, elinde unvanlı bir sene tutabilecek Rövanş maçını Botvinik kazanacak. Aradan 3 yıl geçince bu sefer sıra diğer babaya Tigran Petrosyan'a gelecek. Namı Demir Petrosyan olan Petrosyan Botvin'i 63 yılındaki maçta devirmeyi başaracak. Yalnız bu sefer Botvinnik'e rövanş maçı verilmeyecek. Verilmeyince de Botvinnik artık kenara çekilecek. Ne var ki dünya şampiyonlarına rahat yok. Aradan 3 sene geçince karşısına genç dinamik Spassky gelecek. Petrosyan Spassky'yi durduracak tecrübesiyle ama satranç tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi yapacak Spassky 3 sene sonra yine tüm zorlu elemelerden geçerek Petrosyan'ın karşısına ikinci kez çıkacak ve bu sefer yenebilecek. Şimdi iki babanın oyununa bakacağız. Bu iki babanın da stili farklı biliyorsunuz. Yani Tal saldırgan, romantik oyun tarzıyla biliniyor. Petrosyan ise satranç severler tarafından çok bilinmeyen, oyunları çok yayınlanmayan bir oyuncu. Oysa ki inanılmaz bir konumsal derinliğe sahiptir. Ve üstelik bu konumsal derinlik içerisinde çok ilginç fedalar da yapar ve temelde bu fedalar yine konumsal amaçlara yöneliktir. Elbette dünya şampiyonlarının kuvvetli satrançların fedaları olmaz mı? Petrosyan'ın da vardır ama şöyle denir Petrosyan feda yaptı mı terk edin. Ve bu arada son olarak Talde Petrosyan Petrosyan'ın hesaplama gücüyle ilgili olarak Ruslar şöyle dermiş. Petrosyan bir kombinasyonu talden sadece bir saniye geç görür. Evet. Şimdi oyuna bakalım. E4. E5. At F3, at C6, fil B5. Tal İspanyol açılışına giriyor. A6, fila 4. At F6, rok. File 7, kale 1. B5, fil B3. Ana devam yolu. Rok C3 D6 Beyazlar D4 sürmeden önce H3 sürerek fil G4'ü engellemeli. At A5 Çigorin devam yolu. Fil C2 C5 D4 Vezir C7 At bd 2 karşılıklı gelişim hamleleri. Fil D7 Atın bu manevrası klasiktir. At F1 At C4 gelince Tal'de at 3 de Değişime gitmeyi istemiş. At alır E3. Fil alır E3. Fil E6. At D2. Tal hemen saldırgan bir şeyler yapmak istiyor. F piyonunu devreye sokacak. Kale F8. F4. Kale A 8 F alır E5. D alır E5. D5. Böylece beyazlar merkezde kuvvetli bir bağlı geçer elde etti. Fil D7 C4 Kale B8 A4 B4 ve şimdi A5. Önemli bir sürüş. Bu sürüş sayesinde beyazlar kötü filini çünkü çakılı piyonlar bu fille aynı renkte rakibin iyi filiyle değişme imkanı bulabilecek. Böylece siyahları kötü filde bırakacak. Kale F8, fil A4 beklendiği gibi fil alır A4, kale alır A4, kale BD8, vezir F3, kale D6, at B3. At B3'e gelerek C5 piyonu tehdit etti. Sıklıkla satranç severler arasında yapılan hatalardan birisi şudur. Tehdit hamlelerini görürüz ama yapmayız şu sebeple ben isteyeceğim nasılsa koruyacak deriz. Yani şöyle bir beklenti vardır. Bir tehdit yapayım ki rakip çare bulamasın. E zaten o olsa kazanıyorsunuzdur. Önemli olan o olmadan tehditler yaparak rakibe baskı kurmak, kendi taşlarınızın etkinliğini arttırırken rakibi savunmaya bağlamaktır. Satrançta ustalık kursunda basma yöntemi başlığı altında bu yöntemi inceliyorum ve güçlü satrançların en önemli alışkanlıklarındandır. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın, c5'e yüklendi. Siyahın veziri ve atı savunmaya bağlandı. Bu da vezirin hareket yeteneğinin özellikle vezirin daha değerli olduğu için onu önemsiyoruz. Vezirin hareket yeteneğinin düşmesi anlamına geliyor. Diyeceksiniz ki ama şu anda bir şey yok ki ama ileride olabilir. Veziri başka bir yere götürmesi gerektiğinde savunma için veya saldırı için veziri kullanması gerektiğinde bunu yapamayacak. Devam edelim. Kale A1 kale görevini tamamlamıştı. Fil, e, kale G6 şahkanını aktarıyor. Kale F1 fil D6. Filin nasıl kötü olduğuna dikkat edin. Çakılı piyonlarla aynı renkte. Şimdi Tal şahkanından saldırısını başlatıyor defalarca rakiplerini devirdiği gibi bu tür sürüşler tal için doğal. Şah saldırmak çok doğal tal için. Şimdi Petrosyan vezir d8 dönmüş. h5 kale f6 vezir g4. Durum siyahlar için çok kötü gözüküyor. Bakın bir kez şu benim özellikle vurguladığım nokta siyah aletlerin pasif kalması. Öte yandan siyah şah da hedef olmuş durumda. Yani beyazlar bu kaleyi değiştirdikten sonra öteki kaleyi oyuna sokabilecek. Aşpiyonunun yardımıyla, filin desteğiyle, vezirin gücüyle siyah şah karşı çok kuvvetli bir saldırı var. Petrosyan savunmadaki başarısıyla bilinir. Hatta zaman zaman Petrosyan'ın anlaşılmayan bir takım hamleri vardır. Ama derinleyince görürsünüz ki daha rakip tehdit bile oluşturamadan tehdidi engellemiştir. İşte böylesine bir derinlik var ve satrancını ciddi geliştirmek isteyenlere Petrosyan'ın oyunlarını öneririm. Şimdi bu zorlu durumda siyahlarla ne yaparsınız? Petrosyan mükemmel bir çözümü üretiyor. Satranç tarihindeki en şaşırtıcı hamlelerden birisi kesinlikle. Ve ancak Petrosyan gibi bir oyuncu üretebilir böyle bir hamleyi. Evet, hamle geliyor. Hamle, kale F4. Yani kale alır F1 yapacak mı zannettiniz? Geliyor, filin alabileceği şekilde kalesini bırakıyor. Çift dünlemi hak eden bir hamle. Yani bazen saldırı için bu tür fedalar yapılabilir. Ama şu durumda siyahın taşları her açıdan pasifken böyle bir fedakarlık, ancak bir hata halinde yapılabilir diye düşünürsünüz. ya Böyle bir hamle kaleyi bırakmak devamda ne olabilir ki? Şu anda siz de algılamaya çalışıyorsunuz. Devam edelim. Fil alır F4. E alır F4? Ne elde ettik? Şimdi tablo değişti. Bakın daha önce pasif durumda olan at kuvvetli e5 karesini elde etti. Ayrıca bu filin önünün açılma potansiyeli de var. Bu fil bu at kıpırdadığında belki file 5 d4 yoluyla bu çaprazdan da oyuna girebilir. Yani bir anlamda bu feda ile siyahlar kalite altta kaldı ama taşlarının etkinliğini arttırdı. Bizim şöyle bir ön yargımız vardır. Bu taş 5, bu taş 3, bu taş 9 puan. Taşların puanlarına takarız. Oysa ki bu puanlar o taşların ideal konumdaki değerleridir. Yani e, D6'daki fil biraz önce piyonlarla sıkışık olduğu için kötüydü. E5'e gelecek at, E5'e gelecek at siyahın F8 kalesinden güçlü olacak veya A1 kalesinden güçlü olacak bu durumda önemli bir nokta da hatların kapalı olması, kaleler için açık hattın olmaması ve dolayısıyla kalelerin ideal 5 puana erişememesi. Yani şu anda E5'teki at 3 puanlık at, sözde 3 puanlık at. 5 puan olarak düşünülen kaleden daha değerli durumda. Şimdi Tal hemen tehlikeyi fark ediyor. At D2 dönüyor. At D2 At E5 geliyor beklendiği gibi. Vezir F4 alınca at alır C4 açarak tehdit var. Bakın fil nasıl değerli hale geldi. Ama dediğim gibi tal tehlikeyi fark etmiş ve aletlerini etkin hale getirmek için materyali geri vermesi gerektiğini görüyor. Ve burada ebes sürüyor. C4'teki atı istediği için At alır E5 yapmalı ve şimdi at E4 geldi. Bakın tekrar ediyorum biraz önce biraz önce B3'te tahtanın nispeten kenarında boş boş duran at bir anda merkezi bir kareye geldi oyuna girdi. H6 yapmış siyahlar. Kale A E1. Burada D6'yı almalıymış. Ama Tal de atına kıyamıyor anlaşılan. Petrosyan kale A Ebri cezalandırıyor. Filbe 8 oynuyor. Ve artık inanmak zor ama bu durumda kazançlara oynayan siyahlar. Çünkü kalede bir C4'ten sonra artık filde bir canavar. Şimdi H5 piyonu daha önce saldırı amacına hizmet edebilirdi. Ama artık şah kanadını zayıf hale getirmiş bir piyon sürüşünden başka bir şey değil. D6. Geçer piyonunu kullanmak istiyor. At d3, vezir g4, fil a7, şah h1. Şimdi kafa karıştıran karışıklıklara gireceğiz. Siyahlar f5 oynuyor. Tal buna razı yani bunu görmüştü f5 çatalı. Çünkü at f6 oynamayı planlamıştı. Siyahlar kale f6 alırsa vezir c4 şah çekecek. Çifte tehditle şah h vezir de 3 sonrasında beyazlar artık kazanç vaziyette. Ama siyah febe sürünce beyaz at f6 oynayınca satranç da almak mecburi değil şah çekişten. C4'teki şah çekişten kaçtı Petrosyan. Hani dedik ya Petrosyan sadece bir saniye geç görür. Şimdi hamle düellosuna devam edelim. Vezirce alır c4 yapınca at alır b2 çatal. Vezir A6 dalmış. A7'yi istemiş. Kimleri kimin cebinde? At D1. Vezir alır A7. Eğer kale D1 alırsa fil F2'den sonra Petrosyan kazanıyor. Çünkü atı kaçtığında Vezir H4 mat var. Bu kadar tehlike altında tal mata gideceğim derken mat olmamaya çalışıyor. Vezir alır A7 ile tal oyuna devam edelim. Değerli fili almış vezir alır d6. Vezir d7. Vezirleri değişmeye çalışıyor Tal. O bizim veziri kullanıp mat etmeye çalışan Tal. Can derdinde. Yok diyor Petrosyan. Vezir alır f6. Vezir alır d1. Kale b8. Tal güç bela mat olmaktan, kaybetmekten kurtuldu. Bir piyon altta. Bakalım ne olacak? Kale f3. Kale a8. Burada kale b5 oynayıp yerli mi devam ettirmek iyiymiş. Kale b3. Örneğin vezir h4, kale h3, vezir e7, kale e5 siyahları kazandıran bir devam yolu. Ama siyahların potansiyelini göstermek için verdim bu varyantı. Beyazların daha iyi direnci var. Ama sonuçta şu. B ve A piyonu değişilmese daha iyiydi. Oyuna dönelim. Kale F3, kale A8'den sonra vezir E1, kale A5, vezir B4. Tek kanatlı 3'e 2 piyonlar kalmış. Petrosyan bunu sabaha kadar oynarım herhalde dedi. Ama Tal de savunma yapmayı başarıyor. Bir de şöyle bir yanılgı vardır. Tal oyun ortasında çok iyidir. Oyun sonunda kötüdür. Bu da yanlış. Sadece oyunlarında oyun sonu fazla gelmiyor. Bakın Tal nasıl dikkatlice savunma yapacak göreceğiz. Çünkü H5 piyonu gerçekten zayıflık. İlerletiyorum. Ve şahlar oyunu bu noktada berabere bırakmışlar. Bugünkü oyunumuz böyleydi. Beğeni butonuna ve takip butonuna basarsanız sevinirim. Geçen örnekteki cevap, Fischer'in oyundaki cevap, beyazların, pardon siyahların kale E1 bırakmasıydı. Kale E1'e de alır D4, vezir D4 sonrasında G2'den mat vardı. Pek çok kişi doğru cevap verdi. Katılımınız için teşekkür ederim. Sonraki derste örnekte görüşmek üzere.